Siz hem girişimci olarak hem de çalışan olarak hem de yönetici olarak pek çok şirkette çalışmış, çok deneyim sahipsiniz. Sizin gördüğünüz neler var? Kadınlar, çalışan kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar ve bu sorunların çözümü için tavsiyeleriniz ne olur? Şimdi biz bunu farklı platformlarda farklı şekillerde konuşuyoruz. Yani yönetim kurulunda kadında da konuşuyoruz, Professionals Women's Network'te de konuşuyoruz. İlham veren kadınlar, yani kadınların emeğinde biz onlara ilham veren kadınlar diyoruz. Kadınların emeğinde de konuşuyoruz. Hepsinin farklı dertleri var. Çünkü kadın olmak gerçekten iş hayatında kadın olmak hiç kolay değil. Ne türde çalışırsanız çalışın, yani yönetici de olsanız, kendi işinizi de kursanız hiç kolay değil. Çünkü aslında hep kadının birincil işi evidir, çocuklarıdır vesaire gibi bir algı var. İş ise eşle yapsa da olur, kendini iyi hissetsin, işte eve bir miktarda para getirsin gibi bir algıyla ortaya çıkıyor. Bu tabii dünyanın çeşitli yerlerinde farklı farklı. Türkiye nerelerde diyelim, ortalarda herhalde. Biz tabii kendi tarafımızda daha pozitif tarafını, daha yüksek, güçlü tarafını görsek bile Türkiye'nin çeşitli yerlerine gittiğiniz zaman kadının işte demin başka bir röportajda konuşuyorduk, işte aile içi şiddet, kadınla ait şiddet vesaire gördüğü yerlerde kadının iş hayatında işte erkeklerle birlikte kendini ortaya koyarak çalışmasının çok ütopik olduğu yerler de var Türkiye'de. Bu yüzden sorunları tek bir sorun gibi algılayamayız. Türkiye çok heterojen, çok hani çeşitlilik gösteren, yabancıların diverse dedikleri bir yapı aslında. Kadının iş hayatı bu şekilde irdelenmeli. Fakat mutlak surette devlet, onun dışında gücü olan herkes kadının iş hayatına, kadının ayakta durabilmesine destek olacak her şeyi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çok önemli. Bunun iki önemi var. Bir, kadın kendini güçlü hissettiği zaman güçlü nesiller yetiştirebiliyor. Kadının kendine olan güveni çocukları ya, büyütürken çok önem kazanıyor. Daha da önemlisi kadın beynine aslında iş hayatının çok ihtiyacı var. Çünkü nasıl evde farklı farklı görevler üstlendiysek kadın erkek olarak, bu anatomimizden, fizyolojimizden, psikolojiden kaynaklanan farklılıklar. Erkek beyni farklı düşünüyor ve bu farklı düşünmenin ortaya çıkardığı verimliliği de iş hayatında mutlak surette kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki acaba böyle alt alta birkaç madde söylemeniz gerektiğini istesem söyleyebilir misiniz? Yani kadına yönelik şiddet birinci sırada. Sonra hangi sorunlar geliyor çalışan kadınların karşısında? Sorunları mı sıralamamı istiyorsun? Evet. Şimdi kadına yönelik şiddet şey olarak önem olarak evet birinci sırada, ama hacim olarak belki başka daha hacmi büyük sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi istihdam mesela. Hani yine raporlar çıkıyor, pandemide işini kaybedenlerin büyük bir kısmı kadın diye. Demek ki bu ne oluyor? Bir şekilde hala şey algısı var, işte kadın zaten çalışmasa da olur. İşte erkeğin çalışması olmazsa olmazdır ama kadın çalışması da olur gibi bir algı hala var. Bence hani kadın istihdamı birinci sırada. Çünkü onun hacmi daha büyük. Ama etki, çözümlenmesi gereken sorun anlamında baktığın zaman kadına şiddet, aile içi şiddet önemli bir sorun. Orada tabii gelecek nesillerin de travmatize edilmesi söz konusu. Yani şiddet gören bir anneyle ya da kendi de şiddet gören bir çocuk daha sonrasında travmatik bir başlangıç yapmış oluyor ki bu da birçok şeyi, birçok dengeyi bozuyor. Üçüncü olarak eş haklar tabii ki. Şimdi bir tarafta istihdamı konuştuk, bir tarafta da istihdam ediliyorsunuz ama haklarınız eşit mi? Eş haklar konusu var. O da çoğu zaman öyle değil. İşte dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere erkeğin aynı pozisyon için daha fazla ücretlendirildiğini vesaire biliyoruz. Ya da işte kadının kadın olması sebebiyle gerekli haklara sahip olamadığını biliyoruz gibi gibi. Dördüncü olarak sorun kadının aslında yeteneklerinin iyi kullanılamaması. Çünkü kadının o çok fonksiyonluluğu aslında iş hayatında doğru kullanılırsa çok farklı yerlere gelebilir ama
yeterince kullanılamıyor. Beşinci sorun kız çocuklarının eğitilmemesi. Belki bence bu beşinci sorun değil, daha da ön plana gelen bir sorun. Hani benim aklıma beşinci geldi diye. Kız çocuklarının eğitimi var. Kız çocukları erkek çocukları kadar, hatta daha fazla eğitilmeliler. Çünkü daha güçlü durmaları gerekecek hayatları boyunca birçok noktada. Altı, ne kadar çok sorun saydım değil mi? Altıncı sorun, girişimcilik noktasında kadınların önüne, yani girişimcilik noktasında zaten hani genel anlamda engeller vardı. Şimdi yavaş yavaş bu engeller gidiyor ama kadınların önündeki engeller daha fazla, onların önünün açılması gibi. Hani bu kadar sayayım, daha fazla düşünürsem çok şey gelir. Evet, daha da çıkar, çok var gerçekten de. Peki bu sorunların çözülmesi için kadınlara ve erkeklere tavsiyeniz ya da çağrınız ne olur? Bununla röportajımızı noktalamak isterim. Ya şimdi tabii bazı sorunlar var ki çok daha üst düzeyden çözümlenmesi gereken. Yani işte devletin, devlete ait kurum kuruluşların, özel sektörün işin içine katılması. Ama ben bireylerin sosyal sorumluluk bazında yaptıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ses çıkarmak, kamuoyu oluşturmak, bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak, dikkat çekmek. Ya ben bununla ilgili bir şey yapsam ne olacak mantalitesiyle devam ederseniz, hele ki tuzu kuru olanlar, bir yerlere gelemiyoruz. Çünkü ne kadar çok gürültü çıkarırsanız, ne kadar çok ses çıkarırsanız, devletin ya da devletin kurum kuruluşlarının daha çok dikkatini çekiyorsunuz. Kamuoyu oluşturmak çok önemli bir şeydir. Onun dışında güçlendikçe iş hayatında belli haklara sahip olmuş insanların daha fazla o güçlerini bu tip alanlarda kullanması gerektiğine inanıyorum. Bunun bir payback, demin de söylemiştim, geri ödeme olduğunu düşünüyorum. Yani bizler gibi şanslı, parantez içinde, çünkü çok belli imkanlara sahibiz, çok şükür önümüzde çok büyük engeller olmadı ki buralara gelebildik vesaire vesaire. Bunlara sahip olduğumuz için bir teşekkür, bir şükür olduğuna inanıyorum ve bunlara sahip olamayanlara yol açmak, onların önündeki engelleri kaldırmak için bir tane taşı bile kaldırabilsek bu bir şeydir. Birisi bir taş kaldırır, öbür taşı kaldırır, yol açılır. Bütün taşları kaldırmak zorunda değiliz bir birey olarak ama tek tek taş kaldırarak bile birilerinin yolunu açabiliriz. Ben herkesin bu anlamda bir oturup kendi kendine düşünmesi ve ne yapabilirim diye en azından kafa yorması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşiydi. Not Kozmetik Global Genel Müdürü Beril Koparal bizimleydi. Ben teşekkür ediyorum.